İşte Karadeniz. Delikanlı Karadeniz. Muhteşem. Bu manzara karşısında söyleyecek söz bulamıyorum. Burası gerçekten cennet Kurtseyit. Muhteşem. Ben senin yerinde olsam Petrograd'da sürüneceğime... gelir memleketimde bu güzelliğin tadını çıkarır. Bir gün zaten ben de babam gibi bunu yapacağım. Hadi eşyalarımız bizden önce gitti. Babanı meraklandırmayalım. Baba. Her eve dönüşüm bayram. Her gelişim büyük bir gurur oldu. Şükürler olsun. Anam. Annem. Annem. Abi. Osman. Hoş geldin abi. Hoş bulduk aslanım. Kocaman mısın lan? Çok özledim seni abi. Abla. Hoş geldin. Gel buraya gel. Abim. Oh, çok şükür. Çok şükür. Allah şükür sağ salim geldik. Tanıştırayım. Bu arada silah arkadaşlarım cephedeyken sırtımı dayadım dağlar. Vladimir. Mikail. Petro. Petro'yu zaten tanıyorsunuz. Albay Eminov. Sizi tekrar gördüğüme çok memnun oldum efendim. Hoş geldiniz. Evimizi şereflendirdiniz. Buyurun. Buyurun, buyurun. Evimiz sizin de evinizdir. Osman. Nasılsın dostum? İyiyim. Daha yiyecek miyiz? Tabii ki. Bayramımız var bizim. Oğullarımız sağlıklı dönmüş. Bu sofra buradan gidene kadar hiç boş kalmayacak. Harika. Vallahi benim hiç itirazım yok albayım. Abi, cepheye bir daha ne zaman gidiyorsunuz? Yakında. Taze kahve çektirdiniz mi Zahide Hanım? Oğullarınız kahve içmek ister şimdi. Ocağı sürdüler bile. Hadi. Kahvemizi şöyle yan odada içelim o zaman. İçelim baba. Buyurun. Anacığım. Ellerine sağlık anacığım. Çok mutluyum Seyit. Çok. Ben de çok mutluyum. Hadi git. Baban cepheyi sormak için can atıyor belli. Tamam. Osman. Sen gitme lütfen oğlum. Büyükler konuşsun. Anneciğim, ben de artık çocuk değilim ama yani. Yani izin ver, biraz daha durayım abim yanında.
Peki. Moskova'dan gelen sesler çok can sıkıyor. İş yerleri yağmalanıyormuş. Çar'a karşı bir takım gruplar türemiş. Evet, biz de duyuyoruz. Ufak tefek çatlak sesler var. Moskova'daki olaylara nasıl ufak tefek dersin Seyit? Aksine sesleri daha kuvvetli çıkmaya başladı. Yakında uzakta olacak hiçbir şey yok. Onları susturmak için 50 asker bile yeter. Çok haklısınız. Ordu dört bir kolda savaşırken içeride huzursuzluk yaratmak ne hain bir şeydir. Peki siz niye birdenbire istifa ettiniz Petro? Birdenbire olmadı aslında. Uzun zamandır düşünüyorum. Tam istifamı verecekken savaş çıktı. Birkaç ay cephede kaldım. Ama cephe gerisinde daha faydalı olacağıma karar verdim. Ülkenin iyi yetişmiş askerlere en çok ihtiyacı olduğu bir dönemde istifa ettin. Ben sizler kadar iyi bir asker değildim Vladimir. Öyle hissettiğim için istifamı verdim. Saçmalık. Çok yanlış bir karar. Çok. Kesinlikle size katılıyorum efendim. Herkes hissettiği gibi yaşamalı bence. Hayatın neresinde durmak istiyorsa orada durmalı. Ne yapmak istiyorsa onu yapmalı. Tabii ülkesine olan sorumluluklarını unutmadan. Nikolay'dan mı gelmiş bu? Evet. Daha şimdiden senin iyi bir asker olacağına inanıyorum. Meşhur sandık bu ha? Evet. Olağanüstü. Kapağını her açtığımda ona ilk dokunduğum an kadar heyecanlanıyorum. Gururlanacağın, övüneceğin ne çok şey var. Seni kıskanıyorum. Sahip olduğum her şeye sen de sahipsin. Hatta daha fazlasına. Gece deliksiz, rahat uykularını kıskanıyorum diyeyim o zaman. Mektup yaz. Görev yerin neresi haberimiz olsun. Tabii baba, yazarım. Merak etmeyin. Yolluklarınız çantaların içinde oğlum. Petrograd'a kadar nevaleniz tamamdır. Allah razı olsun anneciğim. Sağ olun. Bayan Eminov. Buradaki her günümüz şölen gibi geçti efendim. Bize minnettarız. Sağlıkla gidin, sağlıkla dönün. Seyit abi. Efendim. Küçük. Amcasıyla vedalaşmak ister. Küçük.
Sen kime küçük diyorsun? Ver bakayım şunu, ver bana. Al bakalım. Allah! Buraya bak, buraya. Bu delikanlının çatık kaşlarından belli ne kadar sert bir asker olacağı. Hı? Kucağında çok yakıştı Seyit. Hayırlısıyla gidin gelin. Bunları da konuşacak zamanımız olacak. Öyle değil mi oğlum? Hayırlısıyla baba. Hadi hazır mı herkes? Hazır. Al abla. Osman. Gel bakalım, yavaş yavaş vedalaşalım seninle. Güle güle abi. Sen abini öpmeyecek kadar büyüdün mü? Gel bakayım buraya, gel. Gel. Osman. Gideceksin abi, Osman. 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 Söyle bakalım, nedir derdin? Küçücük bebeğe koca adammış gibi davranıyorsunuz. Bana gelince küçücük bir çocukmuşum gibi davranıyorsunuz. Abi. Abi yalvarıyorum, ben de seninle geleyim cepheye. Bak ben büyüdüm. Ben de asker olmak istiyorum. Lütfen. Senin burada kalman lazım Osman. Burayı da koruyacak, savunacak erkeklere ihtiyacımız var. Eğer herkes burayı terk edip giderse ne olur? Vatanımız, toprağımız bomboş kalır. Sonra başkaları gelir otururlar. Bizim de geri dönecek bir evimiz, ben buraya aitim diyecek toprağımız olmaz. Annem, Mahmut, Mahmut'un çocuğu, hanımı, hatta babam bile sana emanet. Anladın mı beni? Sen benim buradaki gözümsün. Onlara sen bakacaksın. Ben dönene kadar. Anladın mı beni? Aferin sana.